Gözlerim akıyor. Burhan Bey, lütfen böyle hassaslaşmayın. Volkan katli suretten bu evden gidin demek istemedi ki. Ay, sinirlerim iyice laçk oldu ha. Burnum fırt fırt akıyor. Ulan burnun akıyorsa kalk git masadan ya. Yemek yiyoruz burada, sümüklü. Sinislerim akıyor ya, ne yapabilirim ki? Lan kocaman adamsın, hakim ol lan sinislerine. Ya içinde en ufak bir insan sevgisi kalmamış bu çocukta ya. Hümanizmden hiçbir nasip almamış bu toraman ya. Benim sinüslerimin aktivitesinin sebebi kim acaba ya? Ben miyim? Tabii ki sensin. Etrafta toraman mı var? Şişmanlar neşeli olur, sempatik olur diye biliyoruz ama Makbileciğim gerçekten yanılıyoruz. Yetti be. Ne yaptık lan sana? Beni bu evden kovalamaya çalışıyorsunuz. Ütü odasına yatak yapıldı. Oraya buruşuk gömlek gibi beni attınız. Hadi olmadı, ondan sonrasında gel salonda yat diyorsun bana ya. Lan manyak, stereo horluyorsun resmen. Yan yana odalarda yatıyoruz. Uyuyamadım sabaha kadar. İftira. Bir defa benim hokka gibi burnum var. Öyle bir horlama çıkması imkansız. Asli yorumun burnunda o altyapı var. O horluyordur, onu duyuyorsundur. Hadi lütfen beni bu seviyeli tartışmaya karıştırmayın ha. Bak Burhan. Sabahtan beri dükkanda müşterilerin şikayeti, Dursun'un dırdırı, Aslı'nın cırcırı. Kafam var ya beton gibi oldu ha. Na buraya kadar geldi. Üst katta da tadilat çalışması var. O da duble oldu üstüne. Bir kelime daha istemiyorum lan. Salonda yatacaksın o kadar. Of. Üst katta daha bir sürü tadilat var. Gene masraf var. Ne var? Ne oluyor gene Burhan? Ben bu evde fazlalığım ihtiyar. Evet, bravo. Ne? Ama Volkan. Canım fazlalık değilsin. İşte ütü odasını sana hazırladık ya işte. Aa, balkonu bile var. Kiranı da yarıya indirdik. Ama evin diktatörü ütü odasını bile fazla göreyim ha ya. Baba ne yapayım, goril gibi horluyor bu ya. Yan yatıp yastığı kulağı kapata kapata uyudum sabaha kadar. Bak o yüzden boynum tutuldu, bak çeviremiyorum kafayı ya. Dırdır yapmayın evladım. Bir çatı altında yaşayacağız. Herkes birbirine müsamaha gösterecek. Bu yaştan sonra yormayın beni. Aa, bak buranın kirası indi. Tam kışa girerken üst kattaki kiracı çıktı gitti. E canım sıkkın. Hayırdır inşallah. Kim gelecekti ki? Kapıcı mı acaba? Aa, buyurun. Efendim, iyi akşamlar. Vay, Osman dostum ne haber ya? İyi akşamlar. Buyurun, buyurun. Hayırlı akşamlar hatun kızlar. Afiyet olsun evladım. Sağ olun. İyisi. Nasılsın? Sağ olun. İyisin. İyiyim şükür. İyisin, iyisin. Zindesin maşallah yaşına göre. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya halam ille de uğrayalım diye ısrar etti. Yarın da Adana'ya gidecek. Yoksa böyle habersiz gelmezdi, kusura bakmayın. Buyurun efendim. Şöyle oturalım. Tatlı alır mıydınız acaba? Getir bakalım hatun kızım, kuru kuruya misafirlik olur mu? Ama sizin şekeriniz yok mu, hani çıkıyor sürekli filan? Oy Allah, sen bilirsin yarabbim. Ben aptal, aptal. Ben miyim oğlan? Bence seni kastediği. Yok benim oğlum, ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Yavrum sen ayağına göre ayakkabı bulabiliyor musun kızım? Ayakkabı mı? Buluyorum tabii. Niye? Erkek dükkanlarından mı kızım? Niye ki, benim ayaklarım 38 numara. Yok yavrum, yanlışın var. Kızım 38 olmaz bunlar. Nasıl yanlışım var ya? Kendi ayakkabı numaramı bilmeyecek miyim? Benimki 43 mesela, net olarak biliyorum. Lan bunların numarası mı kalmış? Ayağınla bütünleşmiş bunlar ya. Ey, kaç senelik bunlar? Sünnetinden mi kaldı? Ya bakın, misafirin yanında söylenecek laf mı bunlar evladım? E bunlar misafirlerin yanında giyilecek ayakkabı mı Burhan? Dost başa, düşman ayağa bakar derlermiş.
Ne kadar da güzel söylenirmiş. Afra tafra, afra tafra. Uy. Bizim orada bir Meyrem var. Nasıl kibar, nasıl kibar. Ayakları 34 numara. Osman sanarsın papucunun içinde serçe kuşu var. Uçup gidecek. Sonra bakıyorsun. Aa, meğersem ayakmış. O kadar güzel kız yani. O yüzden hala dengede duramıyor işte. Uydurma. Pışık. Anası kılıklı. Çekticeği damar kurusun. Soykası batasıca. Tahsin Bey. Şimdi ben Osman'a dedim ki bayram günü. Size Adana kebap yedirirken. Kızın dedim abisi gelmedi. Haral çağdan zumzuk vururken sağa gönül kodu dedim. Ha yok yok. Benim işim vardı da ondan. Şimdi alan bu olaya taktı da. Yani gidelim kaynaşın, barışın. Küs kalmayın, siz kardeşsiniz diyor. Kardeş mi? Aa. Ne oldu? Boynu tutulmuş da biraz onun. Boy, boy. Osman'ımın da beli bıhını tutuk. Bir süre oturamadım ya. Ha, muhakkak. Bak hele Tahsin Bey. Gençler çürük. Bizim gibi değil bunlar. Misal benim her yerim ayrı oynar. Öyle mi? Osman, halam, oğlanı alıp sen doktora götürsene oğlum, sevaptır oğlum. Doktor değil halacığım, doktor değil. İyi fizik tedavi yapan bir sağlık kulübü var. Masaj yaptırdım, belime iyi geldi, orayı söylüyor. Neresi burası? Götüreyim mi istersen? Yok, gerek yok. Sen adresi ver, ben giderim. Yok, yarın beraber geldin Osman. Ben de buraya bırakırsın. Garip, Tahsin Bey de yalnız kalmamış olur. Günah. Kaç yaşında adam? Yok canım, zahmet etmeyin. Yok maşallah. Yaşına göre zinde ama. Siz yarın Adana'ya dönmüyor musunuz? Uy. Ata binesim gelir. Dağ dövesim gelir. Elim oğlu ne mi olur? Hep de göresim gelir. Efendim? Tayyare geç saatte da. Şimdi gençler doktora giderler. Biz de seninle oturup bir kahve içerik Tahsin Bey. Ha? Kahve içer misin? İçerim. Nasıl içersin? Çok şekerli. Ey bilek de. Osman, halam. Tatlılar nerede kaldı oğlum? Ay benim şekerim düştü ha. Uy. Telledim ha. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı.